Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan, bugün Age of History Kıbrıs serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Türkiye ile birleşip, geçtiğimiz bölümde değil daha doğrusu, geçtiğimiz bölümlerde Türkiye ile birleşip Akdeniz Türk Cumhuriyeti'ni artık kurmuştuk. Ve geçtiğimiz bölümde ise İspanya ile bir savaşımız olmuştu. Ve bu savaş sonucunda artık Akdeniz'in büyük bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı bize aitti. 3-5 toprak kalmıştı Akdeniz'de almadığımız ve onları da bu bölümde inşallah alacağız. Akdeniz'i Türk Gölü haline getireceğiz ve ardından da Karadeniz'i Türk Gölü haline getireceğiz. Ruslarla savaşıp böylece iki tane büyük gölümüz olacak. Gayet de güzel olacak diye düşünüyorum. Bayağı sağlam ordu bastım. 632 bin kişilik bir ordumuz var ve ayrıca hayvan gibi nüfus yatırımı yaptım. Şu anda 30 milyon nüfusa sahibiz dostlar. 30 milyon. Boru değil, harbiden 30 milyon nüfusa sahibiz. Daha da artacak inşallah. Ve bu nüfusun yanındaki bu ordu hiçbir şey abi. Bu ordu hiçbir şey bu nüfusun yanında. Hızlıca Fas'a saldırarak o zaman Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmeye başlayalım. Şimdi 100 bin kişilik orduyu direkt olarak buraya yollayacağım. Onun dışında 20'şer bin değil abi, 50'şer bin ordu yollasam bile olur yani. Şu an hayvan gibi askerimiz var zaten ama daha da fazlası tabii ki de basılabilir. Ancak uğraşmak istemedim abi basmak için. Zaten bu kadar ordu varken dedim ki o kadar ordunun daha fazlasına bassam da zaten bir şey olmayacak. Her halükarda yeneceğim bunları diyerekten şey yapmadım. Biriken paraları Azerbaycan'a göndereceğim. Bu arada şöyle bir harita özelliği varmış, yeni öğrendim. Şuraya bastığında vasallarınla birlikte haritayı görebiliyorsun. Bakın, hem vasallarımı da görüyorum. Azerbaycan sınırları da benim sınırlarım içerisinde yer alıyor. Güzel bir şekilde şöyle görüyorum. Normalde bunu kaydederken görebiliyorduk. Gayet güzel bir şeymiş abi. Bunu da yeni öğrendim. Thumbnail'lerde falan ülke şeyi koyarken bunları kullanırım. Valla şans eseri öğrendim, oraya bastım. Şu biriken paraları Azerbaycan'a yollayalım. Bu arada 40 bin aboneye yaklaştık. Aşağıdan bir saniyenizi ayırarak kanala abone değilseniz, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yakında inşallah sizin desteklerinizle 40 bin abone olacağız. O yüzden bizim için bu önemli şeyi gerçekleştirmem için bana ufak bir destek olursanız, bir saniyenizi ayırarak kanala aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz efendim. Evet, hızlıca Fas Devleti'ne savaş ilan ediyoruz. Azerbaycan Devleti'ne gönderdiğimiz paralar umarım iyi şeyler için kullanılır. Onları da güçlenmesi için kullanılır. Çünkü o kadar para gönderdik geçenki bölümde, bu paraların nereye gittiğini çözemedik valla. Hocam para yolladık ama Azerbaycan savaşı kaybediyordu yani. Çözemedik hocam, bu paralar nereye gitti. Umarım iyi şeyler için kullanılır. Umarım Azerbaycan'ın gelişmesi için kullanılır. Daha onları Kazakistan'a bir daha saldırtıracağım. Daha onları Kazakistan'a bir daha saldırtıracağım. Bu sefer yensinler abi. Bu sefer yensinler. Bu arada halktan sıfır vergi alıyoruz. Full mutlulukları artıyor. Geçenki bölümde biraz vergilerini arttırmıştım. En azından sınıra getirmiştim. Şimdi ise tamamıyla tekrardan vergi almama şeyine geri döndüm. Bunun aşağıda bir toprağı daha varmış. Görmemiştim bunu. Valla burada bizi biraz uğraştıracak gibi gözüküyor ama sıkıntı değil. Halledilir zaten. Yukarıdaki toprakların alınca yeterli savaş skorunu elde edeceğimiz için bizim için bir problem olmayacaktır. Yalnız Fas başkasıyla da savaştı. Oraya saldırıyor. Üstüne ben de oraya saldırınca muhtemelen onunla savaşa gireceğiz gibi gözüküyor. Bakalım. Sıkıntı yok. Saldır abi. Güzel, buradaki saldırılarını engelledik. Ne kadar askeri olduğunu bilmiyorum. Tamam, oradaki yukarıdaki ordularımız çakışmadı. Yukarıdaki ordularımız çakışmadı. O yüzden bir problem olmayacak. Ancak şöyle bir problem var. Ben bu devlete her halükarda savaş ilan edeceğim. Bu toprağı ben alacağım abi. Çünkü o toprak benim. Benim dışındaki kimse Fas'tan toprak alamaz abi. Fas'ın tamamı benim olacak. O yüzden kusura bakmasın. Üzgün değilim. O toprakları alacağım abi. O toprakları alacağım. Şuradan da asker bastık. Güzel. Fas savaşı artık bizim için bitmiştir. Güzel bir şekilde Fas'ı da topraklarımıza kattık. Şöyle diyelim. Fas'a vasallaştırma talebimizi yollayalım ve ardından da topraklarını isteyelim. Bu şekilde yollayabiliriz. Barış anlaşmasında şunlarla da normal barış yapalım. Şurada da askerlerimiz bu şekilde birleşsin. Bunları da yine de kullanacağız. Şimdi hakaret et diyeceğiz tabii ki. Hakaret et deyip bunları tamamıyla topraklarımıza katacağız. Ve ardından da savaşmamız gereken birkaç devlet daha var. Birleşin abicim şurada.
Birleşin. Ordumun zaten hasar aldığını sanmıyorum. Hala çok büyük sayıda bir ordumuz var. Ve Etiyopya ile savaşımız için bunlar yeterli olacaktır. Zaten yeterli olmasını bırak, artacaktır bile yani. Hem de fazlasıyla. Çok büyük bir orduya sahibiz günümüz şartlarında. Ancak bu kadar büyük bir orduya sahip olmamıza rağmen hala Amerika'yı şu anda yenmedik abi. Amerika'yı bir yenelim ya. Değil mi? Bu seride bir Amerika'ya çıkalım bak. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Bana küfür etti direkt. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Amerika kardeşim. Şöyle bunları denize çıkarayım. Burada bir Mısır devleti var. Artık olmasın. Neden var? Olmasın diye şu anda Asya arabası Pona'da savaşı ilan edeceğiz. Onu da bir ortadan kaldıralım. Bu arada çok fazla nüfus yatırımı yapıyorum. Size tavsiye ediyorum, yapın abi. Nüfus yatırımı olunca ülkeniz hayvan gibi güçlü oluyor. Ekonomi de artıyor zaten. Harika oluyor. Yapın abi nüfus yatırımı. Nüfus yatırımı yapın. Mükemmel bir şey. Her topraktan fazlasıyla asker basabilmek harika bir şey. Şöyle göstereyim. İstihdam edilebilir nüfustan 14 biner asker basıyorum. Biraz daha mallara yatırım yaptığımda bu sayı 20 bine, 30 bine, 40 bine çıkacak. Yani bunu yapmamız bizim için çok iyi. Tur başına çok hızlı asker çıkarabiliyoruz abi. Bana saldıran... Şimdi çapulcu diyecektim, vazgeçtim. 3-5 ülke var. Bunlarla hemen gidelim, barış anlaşması yapalım. İki eyaletli devletler bana gidiyor savaş ilan ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Hulk'un gerçek olma ihtimaliyle bu ihtimal eşdeğer. Ve refahta altın çağımızı yaşarken o zaman bir nüfus yatırımı daha yapalım da burada daha da etki etsin. Gayet güzel. Şöyle ilişkilerimizin ne kadar kötü olduğu, Brezilya, Peru, Amerika gibi devletler bile bana savaş ilan etmezken, bir de Rusya gibi bir devletler savaş ilan etmezken, 3-5 eyaletli devletler bana savaş ilan ediyor ya, o biraz üzücü oluyor. Etiyopya devletiyle o zaman savaşımıza başlayalım. Etiyopya ile savaşmak bizim için önemli olacak. Şu aşağıdaki topraklarımızı da birleştirmiş oluruz bu sayede diye düşünüyorum. Efendim o zaman askerlerimizi dizmeye başlayalım. Şöyle 20'şer binden dizelim bakalım. Bu sayede Etiyopya'da bizden bir nasibini alacak abi. Bizim o yumruklarımızdan bir nasibini alacak. Yalnız 10 biner dizsem de olur gibime geldi. Şöyle bazı yerleri 20'şer bin, bazı önemli yerleri 20'şer bin dizelim. Çoğu yere 10 bin dizsek bizim için kafidir abi. Çok da fazla hayvan gibi ordu basmamıza gerek yok. Savaşacağımız devlet Etiyopya. Etiyopya güçsüz bir devlet değil bu arada. Onları küçümsediğimden değil. Çünkü şu anda bayağı güçlendiler. Ancak biz Akdeniz Türk Cumhuriyeti'yiz abi. Kim olduğumuzun farkına varmalıyız yani. Biz Akdeniz Türk Cumhuriyeti'yiz. Onlarsa bir Etiyopya yani. Bizim karşımızda ne yapabilirler? Değil mi? Şimdi şu toprakların alayı Etiyopya. Buraya 10 biner asker dizmem lazım. Eğer dizmezsem burada sıkıntı yaşayacağız. Ve görüyorsunuz ordularını. Burada fazla fazla ordusu var abi elemanın. Buraya 5000 dizsen de yeterli olur abicim. Orada zaten çok da fazla bir olay yok. Tam yetti bu arada. Tam yetti. Harbi tam yetti. Harbi tam. Amerika hala bana sövmeye devam ediyor. Lan yeter lan yeter. Amerika senin edinle bulunla. Bu arada bizim şöyle göstereyim, ekonomi 1,6 milyon. Hiç fazla bir şey değil ama gerek yok. Gerek olmadığı için ekonomi kasmıyorum. Yoksa bak şimdi 1,6 milyon ya. Sadece şu parayla yatırım yapacağım bak. Sadece bu para bitene kadar yatırım yapacağım. Ve ekonominin nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz abi. Bak 1,6 milyon değil mi? Şimdi bak yine bir... Şimdi bu paralar nereye gitti diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum abi. Niye ben böyle bir şey oldum? Daha fazla bir şeyler bekliyordum. Bak kardeşim yine 1,6 milyon. Evet. Niye böyle oldu ya? Bak şimdi bak bir dakika dur, yanlış oldu. Yanlış oldu bak. Bak şu paradan sonra bakacaksın bak. Bak şimdi bak. Şimdi bak bakalım kaç olacak. Göreceksiniz efendim. Şimdi bak az önce 1,6 milyon değil mi? Sihirbazlık şeyim işe yaramadı abi az önce. Bir de şimdi bakın. Şimdi bakın 1,7 milyon. Oğlum ben bunun için mi o kadar para şey yaptım? Bu işte bir terslik var. Bu terslikte bir işlik var abi. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorum. Ya böyle.
Bak şimdi bakacaksın. En az 2 milyon. En az 2 milyon bak. En az 2 milyon. Bak. Bak abi. Bakıyorum. Allah Allah. Niye bu kadar şart diyor oğlum mu? Allah Allah. Neyse. Neyse. En azından gelirimiz arttı. En azından güzel güzel gelirimiz arttı. Bu arada ben Etiyopya için niye asker bastıysam adamın ekonomisinden 3 kat fazla askerim var abi. Adam diyecek ki kardeşim yavaş. Adam yavaş diyecek. Yani bu kadar askerle bir insana saldırılmaz ki diyecek abi. Adam haklı. Şimdi ben bu Etiyopya'ya nasıl tüm topraklarını alayım? Adamın ekonomisi edi belli, budu belli abi. Ben bu adama nasıl bu şekilde saldırayım? Adam vallahi üzülür ya. Harbi diyorum üzülür adam. Yani ben bu adama nasıl böyle saldırayım? Şuradaki topraklarımı birleştirip barış yapayım abi ben bu Etiyopya'yla. Yazık lan adama. Oğlum harbi yazık. Acıdım şu an. Adamın 170 bin ekonomisi var. Ben 180 bin ekonomisi var. Ben adama 600 bin kişilik orduyla saldırıyorum. Oğlum yazık lan. Vallahi şu an bir acımadım değil. Şu an bir acımadım değil abi ama. Bakalım. Böyle ufak bir saldıracağız. Bak o da gelmiş bizim buradaki topraklarımıza saldırıyor. Ben senin buradaki topraklarına saldırdım mı? Saldırmadım değil mi? Artık saldıracağım o zaman. Artık saldıracağım abi. Ya şunu bana yaptırdın. Şunu şu an bana yaptırdın sen. Bu arada buradaki boş toprağımıza saldırmamışlar. Adamsınız. Ben oradaki toprağı unutmuşum ama siz saldırmamışsınız. Vallahi adamsınız. Etiyopya'yı seviyorum abi. Vallahi adamsınız Etiyopya. Orada boş toprağım vardı. Saldırmamışlar. Şöyle buraya gel. Oradaki yere bilerek saldırmadım. Arkadan düzenli ordular daha bir düzenli bir şekilde bir gelsin. Ondan sonra onlar saldırsın diye. O zaman halledilir abi onlar. Şöyle 20 bin buraya. Şöyle buradan da saldır. Başka saldırmadığımız yer var mı? Şurası var. Saldır abi. Saldır. Şimdi Etiyopya'yı almayacağız zaten. Öyle planımız yok ancak alabildiğimiz kadar alalım. Oğlum buralarda da benim toprağım olmuş. Ne oluyor ya? Ben niye topraklarımı unutuyorum? Allah Allah. Allah Allah. Vallahi ilginç. Şöyle bir daha saldırı emirlerini verelim. Bak orada uyanıklık yaptı bize saldırdı ama uyanıklık bize sökmez abi. Biz oraya ordu gönderdik zaten. Biz oraya ordu gönderdik. Bakalım. %100 başarıyla ilerliyoruz abi. %100 olmadı tamam. Allah'tan tam bir dedim %100 başarıyla ilerliyoruz. O işte bir %99 olacak abi. O bir %99 olacak yoksa oyun üzülür. Ben bunu demesem muhtemelen onu kazanırdık ama işte. Ben bunu dedim ya o yüzden %99 başarıyla ilerliyoruz. Artık şimdi %98'e düşer. Ulan oyun. Yazıklar olsun lan. Şurada. Onu bana kazandırsan ne olurdu? Onu bana kazandırsan ne olurdu? Şu Akdeniz Türk Cumhuriyeti o savaşı kazansaydın ne olurdu? Ne kaybederdin? Vallahi yukarıdan tak tak sesler geliyor. Muhtemelen mikrofona gelmiyordur. Onun bir ayarını yaptım çünkü. Yine tadilat falan herhalde. Bizleri bitmiyor abi. Bitmiyor. Binada sıra sıra herkes yapıyor. Bu taraflarla çok bir ilgilenmiyorum ama. Yani alabildiğimizi alırız abi. Yani sömürgeci devlet sınırları falan yapmak istemiyorum. Sömürgeci gibi gözükmek istemiyorum. Ya şu benim için kafi abi. Etiyopya'nın da içinden geçmeyelim. Yani istersek tamamını alırız da abi gerek yok. Gerek yok hocam. Mükemmel. Şöyle görün abi. Görün. Bak Akdeniz Türk Cumhuriyeti. En batısından en doğusuna kadar her taraf bizim toprağımız. Şuraya bak be. Şuraya bak be. Şimdi sıra Karadeniz'i Türk Gölü haline getirmekte. Azerbaycan hadi biraz da seni izleyelim. Hadi biraz da seni izleyelim al. Al hadi biraz da seni izleyelim. Hadi bayağıdır seni izlemiyorduk. Hadi biraz da seni izleyelim hadi. Bu toprakları asimile edeceğiz. Ve ardından da ordularımızı tabii ki de birleştirmem gerek. Ancak bunları bölüm arasında yaparım. Size sıkılmamış olursunuz. Azerbaycan ne yapacak merak ediyorum. Yine isyancılarla uğraşacak galiba. Bu asiler kimi? Yine Azerbaycan. Oğlum bu Azerbaycan'da niye isyancı bitmiyor? Ha bu Azerbaycan'da niye isyancı bitmiyor? Oğlum bu sefer kazanıyor gibi ha.
Vallahi bu sefer kazanıyor gibi. İlginç. Azerbaycan, biz alışık değiliz senin kazanmana. Yapma lütfen. Vallahi alışık değiliz biz. Sen kazanınca ben bir tuhaf oldum. Dedim acaba bunu nasıl kazanıyor? Nasıl oldu birden bu şekilde kazanıyor dedim. Vallahi kazanıyor adam. Orduyu video dışında şey yaparım dedim. Gittim bak birleştiriyorum. Lan video dışında yapacağım bunu. Yok de, bırak. Video dışında yapacağım abi. Yalnız Azerbaycan'a bak be ulan. Lan sen büyüdüğünde Kazakistan'ı mı yeniyorsun lan? Lan büyüdüğünde Kazakistan'ı mı yeniyorsun lan? Helal lan sana. Güzel. Güzel. Hadi Azerbaycan, hadi oğlum. Daha sana Turan kurduracağım. Gerçi Turan'ı kendim kurarım ama sana bir, yani bir güzel bir devlet kurduracağız sana. Hadi oğlum. Hadi oğlum, verdim. Oğlum Etiyopya'ya oğlum Etiyopya'ya para gönderiyorduk az da. İnşallah az önce paraları Azerbaycan'a göndermişimdir. Yanlışlıkla Kazakistan'a falan da göndermiş oğlum. Her an her şey olabilir abi. Abi paralarla artık mallara yatırım yapacağız. Bak şu şekilde. Para eksi düşmeyecek şekilde ömürlük yapıyorsun abi. Bitmiyor. Vay vay vay. Hadi Azerbaycan. Hadi. Hadi oğlum. Azerbaycan niye böyle oldun oğlum? Hızlıca bitir şunu hadi. Millet seni bekliyor şu an. Millet seni bekliyor. Yalnız bu topraklarda bayağı hayvan gibi nüfus ve ekonomi var ha. O yüzden zorluk yaşıyor olabilir. Bak görüyorum, ömürlük nüfus artışı abi. Şimdi bunu biraz daha arttırıyorsun. Bu şekilde ömürlük oluyor. O birazdan kendini eksiden çıkaracak, artıya geçecek zaten. Rusya da bayağı güçlendi abi. Bana aramı o kadar kötü olmasına rağmen savaş ilan etmiyor ilginç bir şekilde. Bu arada senle hocam aramız iyi değil mi? İsyan mı isyan etmiyorsun değil mi? Bak sakın. Sakın öyle şeyler. Bazılarından duyuyorum, yok Azerbaycan sana isyan edecek falan ya, inanmıyorum yani, öyle bir şey yoktur umarım. Oğlum Rusya Hindistan'a dalmış ve Azerbaycan'ın askeri geçişini almış galiba. O Rusya Kazakistan'a da dalmış. Kanka o zaman ben Kazakistan'a savaş ilan ediyorum. Seni de çağırıyorum. Sen de barışını yap. Al abi, şöyle Kazakistan'ı rahat bırakalım. Güzel. Azerbaycan daha da büyümüş oldu ya. Vallahi Azerbaycan daha da büyümüş oldu. Rusya'nın durumu nedir? Rusya'nın 900 binlik bir ekonomisi var. Rusya'nın 900 binlik bir ekonomisi var. Azerbaycan'ın 244 binlik. Azerbaycan'ı Rusya'ya saldırtırsam acaba ne olur? Şu an bunu düşünmüyor değilim. Ancak herhalde başarılı olamaz. Ölür gibime. Oha, Japonya eski günlerin hatırına devam ediyor abi. Japonya'ya bakın. Japonya senin ekonomin nedir? Ben şuradan ticaret talebiyle Rusya'ya saldırtasın var vallahi ama. Yani bu bana kolaylık olsun değil kesinlikle. Çünkü Rusya'yı zaten her türlü ben kolaylıkla yeneceğim. Sadece merak ediyorum. Japonya acaba Rusya'ya karşı ne yapabilir diye. Çünkü ben her halükarda Rusya'yı yeneceğim için. Abi vallahi merak ediyorum lan bak. Şunu yemin ederim meraktan yapıyorum bak şunu. Şunu meraktan yapıyorum. Japonya acaba Ruslara karşı şu an ne yapar diye. Harbi meraktan. Çünkü biliyorsunuz benim alacağım şu topraklar, zaten Ruslara fazla bir şey yapmayacağız. Her halükarda da yeneceğim abi. 600 bin kişilik ordum var, adam bana karşı ne yapsın? Lan dünyada değişik bir savaş çıkarttık. Yakıştı mı bu? Yine. Al lan sana bedava toprak. Al. Al sana bedava toprak. Adam beleş toprak verdim abi. Şöyle. Oğlum şu savaşı izlemek istiyorum biraz. Oğlum Rusya içinden geçiyor lan hepsinin. Rusya tek olmasına rağmen hepsine karşı savaşı olan. Ulan helal olsun lan Ruslara. Vallahi helal olsun. Yenerken onları bunu hatırlayacağım. Onları yenerken bunu hatırlayacağım. Bu arada nüfusumuz ne kadar oldu? 42 milyon. Yeni dünyanın Çin'iyiz abi. Gördüğünüz gibi. Mükemmel. Evet o zaman burada bitirdim. Daha da fazla bir şeyler yapmaya gerek yok. Akdeniz'i Türk Gölü haline getirdik. Bir sonraki bölümde artık ne yapacağız? Karadeniz'i Türk Gölü haline getireceğiz. Ondan sonrasında Atlantik'i Türk Okyanusu haline getiririz. Sonra Pasifik'i gideriz, Türk Okyanusu haline getiririz. Bunları yapar mıyım bilmiyorum ama Karadeniz'i kesin yapacağız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Şu son olarak sınırları şu şekilde göstereyim. Ama bu sınırlar neden? Ha oğlum, Azerbaycan sınırları burada gözükmüyor. Burada zamanında bunlar benim meşru bir parçam oldu ya, ben bunları sonra Azerbaycan'a verdim ya, o yüzden bunlar gözüküyor lan. Ulan şimdi çaktım bak. Ulan şimdi çaktım dedim. Bunu da anlamış olduk bak. Buralarda hala benim şeyim olduğu için,
Buralar benim yurdumun meşru bir parçası. Ha. Anladım. Tamam. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.